genel izleyici için uygundur. Ne kadar inkar etsek de, unuttuk desek de çocukluk bizim pusulamızdır. Çocukken oluşan o psikolojik bütün duygular, iletişim duyguları, kodladığımız bütün modeller bizim bugünkü hayatımıza yansıyan davranış modellerimizi oluşturuyor. Biz bunlara davranış repertuarı diyoruz. Peki nedir bu davranış repertuarı? Özellikle deriz ki çevremizdeki çok sevdiğimiz dostlarımıza, ben bunu Ayşe'ye söylemeyeyim, Ayşe çok kızar. Ya da işte Mesut bundan hiç hoşlanmaz, hemen tepki verir. İşte bunlar bildiğimiz, tanıdığımız dostlarımızın küçüklükten bugüne gelen davranış modelleridir. Peki bu davranış modelleri nasıl oluşuyor? Kişi büyürken aile ortamında annesinin ya da babasının ona nasıl davrandığına bakmıyor. Anne baba arasındaki ilişkiye bakarak oluşturuyor. Yani çocuklar büyürken, yetişirken annesinden babasından eğer bir davranışı sürekli görüyorsa çocuk bilinç dışına atıyor bunu. Ve bilinç dışına attığı şey yarın öbür gün ben asla annem gibi, babam gibi biri olmayacağım dese de yarın öbür gün hayatında karşısına aynen bu şekilde davranış şekliyle çıkıyor. Ve kendisine diyor ki ben bunu nasıl yapıyorum? İşte bu küçükken kodladığımız davranış modellerinden dolayı oluyor. Ben ailelere şunu öneriyorum. Çocuklarımızı ne kadar aşağılasak da, ne kadar onlara bağırsak da, kötü davransak da çocuklar hiçbir zaman bizleri sevmekten vazgeçmeyecekler. Kendilerini sevmekten vazgeçecekler. Kendini sevmeyen bir çocuk da her zaman hayatında mutsuz olmaya mahkum olacak bir çocuk olur. O yüzden çocuklarımıza karşı dünyanın en nazik, en kibar, en saygılı insanlarıymış gibi yaklaşmamız, güzel ses tonlarıyla onlara davranmamız, onların yarın öbür gün iletişim modellerini çok etkileyecek şekillerdir. Çocuk, annesini sevmeyen babasını korkuyla sever. O yüzden çocuklarımızı korkutmayalım, incitmeyelim. Hiç değilse iletişimlerinde daha sağlıklı bağlar kurmaları için onlara saygı ve şefkatle yaklaşalım.